Ben Gökhan Durmuş. Pandora'nın kutusunu açıyorum. Patronların para yok demesini. Bir eve iki solcu fazla değil mi? Bir evde daha fazla solcu olmalı. Üçüncüyü de yetiştiriyoruz. Ken büyük pişmanlarınız. Bu soruyu İlyas sormuş olabilir. Ciğer mi leylek mi? İkisi birden olmuyorsa ciğer. Çok bilmiş gazetecilere denk gelince gazeteciler hiçbir şey hak etmiyor dediğiniz oluyor mu? Ya, kesmezsiniz, izledim onları, asla kesmezsiniz. Ben Gökhan Durmuş. Pandora'nın kutusunu açıyorum. Bir eve iki solcu fazla değil mi? Çatıştığınız noktalar oluyor mu? Yani oluyor tabii de ama evde daha fazla solcu olmalı. Üçüncüyü de yetiştiriyoruz. Tis masasında en çok neye gıcık oluyorsunuz? Patronların para yok demesine gıcık oluyorsunuz. Her zaman yok diyorlar. Hepsi yok diyor yani. Örgütlenme çalışmaları yürütürken çok bilmiş gazetecilere denk gelince gazeteciler hiçbir şey hak etmiyor dediğiniz oluyor mu? Pas geçiyorum bu soruyu. Sendikalar patronlarla anlaşıyor algısı var. Patron olsanız sendikacılarla anlaşmaya çalışır mıydınız? Eğer aşağıda üyeler, yani çalışanlar sendikalıysa bir şekilde patronla da sendikayla da anlaşmaya çalışırsınız. Çünkü sendikacılık bir anlaşma işi. Bir pazarlık işi, keskin olmuyor hiçbir şey maalesef. Sema Barbaros'tan çekindiğiniz oluyor mu, korkuyor musunuz? Tabii ki hayır, eşim. Tabii ki hayır. Keşke şu ülkede gazetecilik yapsaydım dediğiniz oldu mu? Birçok ülkede. Almanya'da, Norveç'te, Belçika'da. Neden? Çünkü her şey kurallarıyla oynanıyor. Yani bir kere basın özgürlüğü var ve rahatça bu işi yapabiliyorsunuz. Bu işi yaptığınız için baskı altında değilsiniz. Örgütlenme çalışması ile ilgili komik diyeceğim bir anı var mı? Ya çok var. Çünkü biraz önce bir tane soru vardı ya. Hani gazeteciler her şeyi çok biliyorlar. Dolayısıyla çok bildiğini düşünen birçok arkadaşımız örgütleme konusunda o kadar çok zorlanıyoruz ve o kadar çok olay yaşıyoruz ki. İllaki çıkar o abi. Patronlarla uğraşmak mı zor, işçilerle uğraşmak mı? Açıkçası her ikisi de zor. Yani patronlardan para almak çok zor. İşçilerden de bitmeyen sorun deryası. Kendi okeylediği şeyi bile bir süre sonra başka bir şeye döndürebiliyor. İşçilerle uğraşmak da gerçekten zor. En sevdiğiniz türkü ya da şarkı. Mırıldanmayacağım ama. Kırmızı Gül Demet Demet'i çok severim. Hadi. Hadi. Ya gerçekten çok kötü ama. Çok kötü olursa kesin. Ya kesmezsiniz, izledim onları, asla kesmezsiniz. Neye yarar? Çok güzel. Son pişmanlık neye yarar olur? Hadi ya, bir ambanı seçelim. Olmaz. Abi yok öyle bir şey ya. İzmir mi İstanbul mu? Kesinlikle İstanbul. Neden? İzmir çok tembel, çok yavaş. Her şey o kadar yavaş akıyor ki İstanbul temposuna alışmış birisi için İzmir çok yorucu bir şehir. Mesela bir toplantı yapacaksınız, 11'de randevu kesmişsiniz. Siz 10.30'da varıyorsunuz, karşı taraf 12'de geliyor ve hiçbir şey olmamış gibi gelip oturuyor, hadi başlayalım diyor. Ama ben 1.5 saattir bekliyorum, onun bir karşılığı yok İzmir'de, bunu sevmiyorum. O yüzden İstanbul. Beşiktaş'ın şampiyonluğu mu, TGS'nin 1. toplu iş sözleşmesi mi? İkisi birden. Daha güzel olur. Hikayeyi yazan olmak mı, hikayenin başrolü olmak mı? Ben hep yazan olma taraftarıyım, başrol gibi bir derdim yok. Yeter ki iyi bir şeyler çıksın. Ben olayım ya da olmayayım. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 5 yıl sonra daha mutlu bir hayatın içerisinde, kızımla daha fazla vakit harcayabildiğim, birlikte daha fazla eğlenebildiğimiz bir yerde olmayı temenni ediyorum. İlyas sormaz. İlyas Sodexo'yu bekliyorum ben şimdi. Muhalif olmaktan korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Yani bir memlekette bir muhalefet mevzusu değil, muhalif olmak ya da olmak mevzusu değil. Doğruların arkasında mısınız, değil misiniz? Önemli olan o. Hep doğruların arkasındayım. Yani bu doğruların arkasında, doğruları savunduğunuz için muhalif pozisyona düşebilirsiniz. Muhalif gibi gözüküyor olabilirsiniz ama aslında muhalefette olduğumuz yok. Doğrunun peşinde durmak gibi derdimiz var. İşte bu soruyu İlyas sormuş olabilir. Ciğer mi, levrek mi? İkisi birden olmuyorsa ciğer. Sendikal çalışmada size ilham veren biri var mı? Yani Türkiye'nin sendikacılık tarihi çok renkli bir tarih.
kiminin iyi yönleri, kiminin kötü yönleri var. Asla bir tane idol yok bence Türkiye'deki sendikal hareket açısından. En fazla konuşulan Şems-i Denizer'dir Türkiye'de, Kemal Türkler'dir. Ama her ikisinin de eksik yönleri de vardır. O yüzden bir idol almak sendikacılık hayatında çok doğru bir şey değil. Meslek hayatınızdaki en büyük pişmanlığınız. Yani Türkiye'de biz ben 2002'nin sonunda başladım. Başladığımdan beri sürekli aşağı doğru giden bir meslek, gazetecilik mesleği. Ama şöyle de bir şey, hani bu sonraki hayatımda da bugün de görüyorum. 2 yıl bu mesleği yapan birisinin bu meslekten kopması o kadar çok zor ki, bir nevi bir virüs gibi kopamıyorsunuz. Çok dönüm noktalar oluyor bu meslekte. Hayatınız bir toplu sözleşme olsa yüzde kaç isterdiniz? Çok iyi. Kim verecek yüzdeliği? Bu önemli. Tabii ki %1000 isterdim. Roza ile bir günü nasıl geçiyor? Birlikte yapmayı en sevdiğin şey. Roza benim kızım. 6 yaşında. Eğlenceli bir çocuk. Eğlenmeyi seviyor. Gezmeyi, tozmayı seviyor. Hafta sonları genelde ormanda, parkta gezi yapıp günü biraz bitirmeye çalışırız. Ama genel olarak kızımla hani geçen bütün zamandan keyif alıyorum. Çünkü seviyorum. Karnınıza aldığınız en son hediye ne? Dün akşam çiçek sepetinden zorla çanta aldırdı kendine. Son 1 yılda kaç şehir gezdiniz? Aynen. Geçen hafta Diyarbakır'daydım. İzmir'e bu ay sadece Ocak ayı içerisinde 3 defa geldim. Ankara en sık gittiğim yerlerden birisi. Yıl içerisinde kaç defa gittiğimi bilmiyorum. Antep'e gittim, Ordu'ya gittim, Samsun'a gittim. Eskişehir'e bu yıl gittim, Dersim'e gittim, Tokat'a gittim. Adana'ya gittim, Mersin'e gittim. Bu sene yurt dışına gitmedim. Yani çok seyahat ediyorum, onları tutamıyorum. Sadece şu güzelliği oluyor, Google sürekli hatırlatıyor. Geçen yıl şu tarihte şuradaydınız diye. Oradan bayağı bir dolaştığımı fark ediyorum. Metin Ali Feyyaz mı, Sergen Tümer İlhan mı? Metin Ali Feyyaz tabii ki Beşiktaş tarihinin en önemli üçlüsü. Ama sen hangisine yetiştin, hangisine izledin? Ağırlıkla Sergen Tümer İlhan üçlüsünü izledim. Rakı mı şarap mı? Bu herkese fix sorulan soru herhalde. Rakı. Yanında balık ve kavun. Yarın öleceğinizi öğrenseydiniz bugün ne yapardınız? Ama böyle soru sorulur mu? Hayır, toplu sözleşme yapmazdım. O gün gazetecilerle asla görüşmezdim. Kızımla birlikte bir son gün geçirir. En sonunda bir rakı içerdim. Evrensel'i özlüyor musunuz? Kesinlikle gazeteciliği özlüyorum. Evrensel'i. Tabii ki evrenselde olduğum için evrenseli de özlüyorum. Gazetecilik özlenen bir şey. Türkiye ile ilgili en büyük endişemiz ve umudumuz. Yani önümüzde seçimler var. Tabii bu herkes açısından bir endişe yaratıyor. Yani ne olacak? Çünkü 20 yıldır bir iktidar yönetiyor, bir kişi yönetiyor. Bu endişe yaratıyor insanda. Umudumuz tabii ki halk. Her ne kadar Türkiye tarihi de böyledir. Baskılı dönemlerin arkasından halk bir şekilde müdahale etmiş ve doğruya getirmiştir ülkeyi. Romantizm mi, realizm mi? Realizm. Çok romantik, çok romantik bir adam değilimdir. Kendinizi 3 kelimeyle anlatır mısınız? Sabır, temkinliyim ve sinirli değilim. Sayınız kim diye bir şey gelmiş. Bunu pas geçebiliyor muyum? Hayır, neye göre? Evet. Cumhurbaşkanı adayımız mı? Yani şöyle, yani şu anki tablo üzerinden söyleyebilirim. Tabii ki tüm toplumu kucaklayacak birisinin aday olmasını isterim. Ama şu anki tabloda hani Millet İttifakı, işte Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu. Temiz bir insan. Şenol Güneş mi, Sergen Yalçın mı? Şenol Güneş. Ailenizin çok ileride durma, göze batma diye uyarısı oluyor mu? Yani önceden oluyordu ama şimdi onları biz açtık ailecek. Genelde kimse kimsenin içine karışmıyor. En çok takip ettiğiniz köşe yazarı kim? Yani birçok yazarı okuyorum tabii. Ama en çok İhsan Çaralı'nı takip ediyorum. Yani politik olarak nerede durmamız gerektiğini işaret ettiği için. Pandora'nın kutusunu kapatıyorum.